Merhaba, hoş geldiniz. Fazıl Rahman okumalarına İslami Yenilenme Makaleler 2 kitabıyla devam ediyoruz. Biz bu kitabın girişinde bir ayrılık öyküsü başlığı altında Fazıl Rahman'ın ne yapmak istediğine dair çok derli toplu bir yazıyla karşılaştık. Yazı başlık olarak tarihselciliğe Fazıl Rahman'ı mahkum etmemek için getirmiş olduğu yorumu tarihsel eleştirel bir yaklaşım başlığıyla bize vermiş. Fazıl Rahman'ın yapmaya çalıştığına, çünkü kendisi tarihselciliğe karşı, tarihsel bir anlamayla tarihselcilik arasında bir şeyi tarihe mahkum etmekle tarih üstüne taşımak kadar büyük bir fark vardır anladığım kadarıyla. Kitabın 10. sayfasında çok güzel bir cümleyle Fazıl Rahman'ın ne yapmak istediğini anlatmış. Felsefi idealizm kaynaklı anlamacı paradigma çerçevesinde hermeneutik yapan Fazıl Rahman, varlığı ve insansal toplumsal varoluşu anlamlandırmanın bir defada ve bütün zamanlar için belirlenmiş değil, devam eden bir süreç olduğunu düşünür. Ontolojik realizmi elden bırakmaksızın kırılmanın var olduğunu teslim eder ve onun bir anlamı bulunduğunu, zihinler tarafından üretildiğini ve bir yöntem ile de aşılabileceğini kabul eder. Hemen yan tarafta bir cümleyle de bunu destekleyip açıklamış. Orada var olan değildir yalnızca, burada insanlar ile olandır. Biz Fazıl Rahman'ın üretmeye çalıştığı yöntemin insana güven merkezli bir hermeneutik çaba olduğunu görüyoruz. Kitapta Fazıl Rahman'ın tarihsel bakışının, eleştirisel yorumunun, aydınlanma felsefesinin üretmiş olduğu pozitivist yaklaşımın bilme ve açıklama tarzında değil, anlama ve yorumlama çabası olduğunu, o yüzden aydınlanma felsefesinin pozitivist çabasıyla karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Yeterli çaba ve biçimlerden özü çıkartabiliriz diyor. Bir fiziksel alet bile olsa 15. sayfada yeterli çaba ile biçimlerden özü, anlamı çıkartabiliriz diye eklemiş. Zira bir fiziksel alet bile anlamdır. Zarf ve mazruf meselesini, yani biçimle öz arasındaki ilişkiyi, yaratılmış olanla ontolojik bağ, onu yaratan arasındaki ilişkiyi geleneksel dünyanın kavramsallaştırmasında çok ciddi bir şekilde okumuştuk. Yani yeryüzünde her ne o ki var, o ki var oldu. Varla mutlak varlık arasındaki ilişki, var olanın metafiziksel bağını kurabileceğimize dair de bize bir alan veriyor. Bu kitapta Fazıl Rahman'ın değişik konulardaki makalelerinin bir araya gelmiş şeklini okuyoruz. Bunlardan biri de Kur'an'da Allah, evren ve insan. Bir özetleme olarak dini hayatın özü, özne yani insan ile nesnel gerçeklik arasındaki değer etkilenimi ve değer tekabüliyetinden müteşekkildir demiş Fazıl Rahman. Buradaki ilişki türünü biz Fazıl Rahman'ın yaptığı eleştirileri de evreni nasıl tahayyül ediyorsak onun bir yansımasının tek taraflı ele alındığında ortaya çıkan sonuçlarının eleştirisi olarak anlıyoruz. Yani içkin tanrı akledişi ile aşkın tanrı akledişi arasındaki o dikotominin yansıması. Tümden gelimsel yöntemle tüme varımsal yöntem. Yaratılmış olanlarla onu yaradan arasındaki ilişkiyi nasıl anlamlandırıyorsak ortaya çıkartacağımız ontolojik algının hem bireysel hayatımıza hem de toplumsal hayatımıza yansıdığını görüyoruz. İçkin ve aşkın tanrı anlayışı uzaklarda bir tanrıyla, tenzihle Rabbül Alemini algılamakla, teşbihle yani içkin yani varlık alemiyle yaradan arasındaki ilişkiyi daha yakın, daha özsel anlamak üzerindeki bu farklı akledişlerin birbirlerini tamamlayıcı unsur değil de bir zıtlık zemini üzerinde algıladığımızda ortaya çıkan sorunlar aslında. Kur'an'ın Allah'ı işlevsel, pragmatik bir kavramdır. Kur'an'ın mantığının da işlevsel olduğunu, hatta gelenekselciler okumasında Müslümanların tarihsel sürecinde ortaya çıkan sanat algısının da sanat içindir bağlamında olmadığını, bunu modern dünyanın ürettiği bir sonuç olduğunu, faydadan ari hiçbir uğraşın ontolojik bir değeri olamayacağı, bu bakış açısıyla baktığımızda İslam teorik alanda mistik ve irrasyonel kalmayı asla kabul etmiyor. Yeryüzünde işlevsel olmayan, yeryüzünde insana hayra ve yararına
dokunmayan bir algıyı kendi bünyesinde barındırmak istemiyor. İslam inancıyla önem ve değer arasındaki ilişkinin sürekli korunduğu, öneme yani gerçekle ilişkiye yani yarar üzerinden rasyonel bağı kurulamayan hiçbir şeyi ontolojik kabul etmiyor, irrasyonel kabul ediyor. Yaratmayla Tanrı arasındaki ilişki gibi düşünün lütfen. Müslümanın inancının yaratması gerekiyor dersem tırnak içerisinde, yani faydaya dönüşmesi gerekiyor, işlevsel olması gerekiyor diyebilirim. Kitabın 36. sayfasında insan diğer varlıklardan, eşyanın yani fizik bilimlerinin, insanın iç yapısının ve zamansal süreçte insanın dış davranışlarının yaratıcı, özgün ve bilimsel bilgisine sahip olmakla ayrılır. Düşünce tarihinde bilgiyi insanın dışındaki tabiat bilgisi ile insanın iç yapısındaki bilgi olarak ikiye ayırıp fiziksel alemin bilgisinin değişmez olduğu, fakat insanın iç yapısı, toplumsal ve sosyolojik algıların değişken olduğu ve bu iki bilgi türünün ve idrak seviyesinin birbirine karıştırılmaması gerektiğine dair çok yazı okuduk. Fizik algıda, fizik alem daha değişmez, formüle edilebilir bilgilerle anlaşılıyordu. İnsana dair olan ise tümelle ilişkisinden dolayı da formüle edilemez. Fakat fizik algı ne zaman ki son yüzyılda kuantum fiziğiyle insanla insanın dışındaki fizik alemde olan biten arasında belki atom altı parçacıklar düzeyinde olsa da bir etkileşim olduğu, dünyanın tabiat ve insana dair bilgi olarak birbirinden zannettiğimiz kadar ayrı olmadığı, olamayacağına dair yeni yaklaşımlara evriliyor fizik bilgisi. İnsanın yapıp ettikleriyle evren arasındaki ilişkinin birbirine yansıma olduğuna dair bize diye bir bakış açısı veriyor. Sayfa 43'te Whitehead'den bir alıntı yapıyor. İnsan melekelerini doğru bir tarzda gereken ciddiyet ve samimiyet ile kullanırsa, Whitehead'in dediği gibi, maddenin anlamsızca ve amaçsızca koşuşup durduğu şu ruhsuz, tatsız, tuzsuz, renksiz ve ürpertici yabanıl evrende yalnız değildir. Allah onun yoldaşı ve yardımcısıdır. Onun seslenişine icabet eder ve ona kuvvet verir. Böylece hiçbir gerçek mümin asla yalnız olmayıp, kendi güç ve idrakini Allah'tan gelen güçlerle birleştirerek engellere karşı koyar. O artık sarsılmaz bir kaya gibi durur. Allah sizinledir. Allah sizin dostunuzdur. Kazanacak olanlar Allah'ın dostlarıdır. Zaten Allah inananların gerçek dostudur. Hayat kaynağını görmezden gelenler ise hiçbir hakiki dosta sahip değildir. Bu paragrafla insanla evren arasındaki ilişki eşyanın hakikatine doğru bir algıya doğru evrilirse, o eşyanın hakikatinin mutlak olarak insanı Rabbül Alemine götüreceği ve insanın da yeryüzündeki yalnızlığına, o ontolojik yalnızlığına, Rabbinin dostluğuyla yeryüzündeki düşüşüne, yeryüzündeki yalnızlığına adeta bir teselli olacaktır. Yeryüzünde olmanın, yeryüzüne düşmenin henüz ontolojik yüzleşmesini yapmıyoruz. İnananlar inandıkları anda da yeryüzüyle yüzleşmemek için, yeryüzüne düşmüş olmanın gerçeğiyle karşılaşmamış olmak için elinden geleni yapıyor. Yeryüzüne düşmüş olmak, nereden düştüğünüzle ve düştüğünüz yerle adeta gerçek bir düşme gibi insanın kafasının, gözünün, kemiklerinin kırıldığı psikolojik haldir aslında. Din bunu giderir ve insana yeryüzündeki geldiği yerden getirdiği şeyler de kendisindeyken, yeryüzündeki bu kendine aline olma, kendine yabancılaşma sürecini, tekrar kendini bulma, kendi özüyle buluşma konusunda imanınız oranında hafifletir veya giderir. Kur'an'ın başka dillere çevrilmesi konusundaki makalede ilk 1730'larda Şah Veliyullah tarafından Kur'an'ın ilk ve tam bilinen Farsça tercümesinin yapıldığını söyledi. Bunun kaçınılmaz olacağını, ama resmi Kur'an tercümesi girişimlerinin ne mümkün olacağını ne de arzu edilebileceğinden bahsetti.
Türkiye Cumhuriyeti kuruluş aşamasında Kemalist ideolojinin resmi bir meal çevirisi için Mehmet Akif'le konuştuğunu, fakat Mehmet Akif'in bu resmi tercümenin Kur'an'ın yerine geçirilebilir olma ihtimalini gördüğünü ve bunun için önlem aldığından bahsediyor. Yakın bir Türkiye takipçisi olduğunu unutmayalım lütfen. Hiçbir zaman Kur'an'ın hiçbir mealinin, hiçbir çevirisinin kendisinin yerini tutmayacağını bahsetti. 61. sayfada İslam gibi bir dini incelemek söz konusu olduğunda, din araştırmalarında İslam'a yaklaşımlar başlığı altında müsteşriklerle nasıl bir diyalog kurulması gerektiği ve onları nasıl anlamamız gerektiği konusunda bir yazı okuyoruz. Biz Fazlur Rahman'ın uluslararası kimliğinden dolayı müsteşriklerle düşünsel olarak çok ilişkisi var. Yurt dışında olmak, deplasmanda kendini ifade eden biri olması hasebiyle de Fazlur Rahman İslam dairesinin adeta en dış çerçevesinde müsteşriklerden gelen saldırıları kendi göğsüyle adeta müdahale ediyor diye düşünelim lütfen. Fakat dini araştırmalarda İslam'a olan yaklaşımların içeriden konuşmakla dışarıdan konuşmanın entelektüel farklılığından bahsederken, acaba dışarıdan konuşanların İslam'a iman ve amel boyutunda bir yaklaşımları olmadığı müddetçe yeterince içeriden konuşabilirler mi? Ve içeriden konuşanlar da kendi bulundukları yere objektif bakabilirler mi diye bu sorunları bize anlatmaya çalıştı. Bir de tarihsel yaklaşımın lütfen kendi bağlamınızın sizin ne ölçüde bağladığına dair tahlillerini de unutmayalım lütfen. İşte bu bağlamda Fazlur Rahman bize İslam gibi bir dini incelemek söz konusu olduğunda, müsteşrikler için özellikle, entelektüel anlamadan bahsetmek daha uygun olacaktır. Ve görülecektir ki bu bir dereceye kadar hem Müslümanlar hem de ötekiler için mümkündür ve birbirinden bazı şeyler öğrenilebilir. Entelektüel seviyede, o kavramsal seviyede içeriden veya dışarıdan konuşmanın var olan bağlamını en aza indireceği, hatta giderebileceği ve birbirinden yararlanılabilen bir şekle dönüştürülebileceğinden bahsediyor. İşte Abdurrauf'un isyanı bu. Dinsel, kültürel veya bir tür entelektüel ön yargı tarzında olsun, pişkin suratlı kültürel üstünlük iddiasına karşıdır. Yani entelektüel bağlamda müsteşriklerin İslam'a, Müslümanlara bakarken o pişkin üstünlükleri, kendini konumlandırdıkları, Edward Said'in şarkiyatçılıkta kendisi haricinde bütün dünyayı kendisine nesnel ve araçsal kıldığı, o kendisini merkez edindiği algıya Müslümanlar tarafından çok ciddi eleştiriler getirildiğini bahsediyor. Hemen sayfanın arkasında entelektüel anlama şekli, yani dürüst, açık fikirli, ön yargısız ve iyi niyetli olma bir tür bilimsel bilgidir. O bir dini tecrübe değilse de bir dini tecrübenin bilimselimsi entelektüel bilgisidir. Deneyimin normatifliği ve bağlayıcılığı kaybolur ama araştırıcıya, yani anlayan özneye yaptığı doğrudan etkiden bir şeyler kalabilir ve başkalarına da nakledilebilir. Canlı ve bölünmez bir bütün olarak deneyimin kendisi, biz biliyoruz ki amel bölünmezdir, tikel değildir ve amelin kendisi deneyimsel olması hasebiyle tekrarı yoktur, biriciktir. Yakın bilgi asla bir başkasına aktarılması konusunda onu yapanla bir olamaz. Canlı ve bölünmez bir bütün olarak deneyimin kendisi, bundan dolayı bir tarihçi veya sosyal bilimci tarafından tam olarak aktarılamaz. Ancak böyle bilginler onu entelektüel olarak anlayabilirler ve bu bilgi başkalarına da aktarılabilir. Bu durumda o bilimsel bilginin bir parçası haline gelir. Geleneksel okumalarda da marifet düzeyinde yakın bir şekilde elde edilen herhangi bir idrak seviyesinin naklinin %100 mümkün olmadığı, fakat kavramların bize bu tecrübeyi entelektüel bir şekilde aktarmak için yardımcı olacağından bahsedilmişti. O yüzden entelektüel sezgi kavramsallaştırılması deneyimin kendisini aktarabilmek için en yakın çaba olarak anlatılıyor. Kavram bu şekliyle ahiri olan bir kelimedir. İslam ve Yahudilik adlı makalesinde 81. sayfada İslam medeniyetinin genel örgü ve yapısı farklı kültürel unsurlardan oluşmuş olup çeşitliliği ve zenginliği açısından
tarihte bir eşi daha yoktur dedi. Biz buna peki neden diye bakmalıyız. Bu kadar çok farklı kültürü, farklı dini, milliyeti kendi bünyesinde barındırabilmesinin sebebi meşruiyetinin güçlü olması, rasyonel alanla kurduğu ilişkinin gerçek olması, gerçekle temasta hiç zorluk çekmemesinden kaynaklanıyor. Bu da adalet olarak yansıyınca bu kadar çok milliyeti, kültürü ve dini kendi bünyesinde bulundurabildi. İşte buradan başlayarak bunun için en ideal örneğin Endülüs medeniyeti olduğunu, orada Yahudilerle Müslümanların yönetimde hatta ilmi çalışmalarda sırt sırta vererek bulunduklarını, Yahudilik sorununun Hristiyanlara ait bir sorun olduğunu ve Avrupa tarihine baktığımızda da Yahudilerin Hristiyanlar tarafından ötekileştirdiğini görüyoruz ve hatta bir özür babında Filistin'in onlara yalıtmanın başka bir türü olarak bu sorunu Arap dünyasına ihale ettiklerini görüyoruz adeta. Yahudilerle Müslümanlar arasındaki ilişkiler İsrail'in kuruluşuna kadar pek fazla bozulmamıştır. Ancak İsrail'in kurulmasından bu yana bütün hikaye hayli farklı, hayli siyasi ve politik anlamda farklı bir düzeye çıkmıştır. Hatta biz çağdaş İslami yorumlar okumalarında İsrail Devleti kurulduktan sonra dünyadaki İslami hareketlerin ve İslam düşüncesinin İsrail algısıyla yeniden kendini siyasi ve politik alanda revize ettiğini söyleyebiliriz. İsrail'in yaratılma oyununun tamamı Batı'da oynanmıştır ve ancak Batı'daki dinsel, teolojik ve siyasal gelişmelerle tam anlamıyla açıklanabilir dedi Fazlur Rahman. Hristiyan düşüncesiyle Yahudilik algısının birbirlerine tamamen zıt bir zeminde olması tarihsel süreçte de ötekileştirme olarak yansımalarını biz görüyoruz. Dinsel açıdan ifade edersek 50'li yıllarda Papa onların yani Yahudilerin Tanrı'nın tek ve biricik sevgili oğlunu öldürme suçundan masum olduklarını ilan ettiğinde Yahudilere yönelik yeni tutum mantıksal sonucuna ulaşmıştır. Çünkü teolojik olarak kendi tarihsel süreçlerinde de büyük bir karşıtlık var ve bu karşıtlığın da gerçek hayatta yansımalarını görüyorduk. Normatif yani sahih Hristiyanlıkta değilse de tarihi Hristiyanlıkta göze çarpan ilginç bir gerçek şudur. O sevgiden bahsetse de bu sevgiyi büyütecek bir düşman yaratmak zorundadır. Veya bu tür teolojik bir sevgi algısı yeryüzüne bir düşmanlık olarak, bir ötekileştirme olarak yansıyacaktır. O asırlarca Yahudiler ve elbette Müslümanlar ile beslendi. Bu ötekilik algısı Hristiyanlarda teolojik arka planla anlatıyor Fazlur Rahman bize bunu. Fakat şimdi onun yeni keşfi Yahudi sevgisi fakat Arap düşmanlığıdır. O başkaları için bir kurbandan bahsederken bizzat kendisine kurban edeceği bir ötekiyi bulmak zorundadır. İbrahim Kalın'ın Ben Öteki ve Ötesi kitabında da Hristiyan teolojisi ile öteki algısı arasındaki ilişkiyi okumuştum. İslam ve Yahudilik isimli makalesinde 89. sayfada İsrail destekçileri onun o bölgede hakkıyla bulunduğunu ve var olma hakkını sorgulayan Arap ve Müslümanların gayri insanilikten sanık olduklarını düşünürler. Ne var ki Araplar ve bütün Müslümanlara göre İsrail'in bizzat menşei bozuktur. Yani kuruluş algısı o günah içerisinde ve tecavüzle doğmuştur ve bu menşe onun karakterini belirlemektedir. Yani bir terör devleti olması aslında kuruluş sebebiyle ilişkilidir. 1967'de işgal edilen bölgeye Yahudilerin yerleştirilmesi, Kudüs'ün işgali, Irak nükleer tesislerinin bombalanması, Lübnan'da masum insanların katledilmesi gibi diğer tecavüzlerin Arap ve Müslümanlara İsrail'in menşeini unutturacağını akıllarından geçirenler sadece kendilerini kandırmaktadırlar diyor. Bu yazıda biz Fazlur Rahman'ın ne kadar güncel olduğunu, teorik kalamadığını da görmüş oluyoruz. Bize hukuk ve teolojinin karşılıklı bağımlılığı başlığındaki makalesinde Fazlur Rahman Eş'ari'den bir alıntı yaptı. İşte diyor bu alıntıdan çıkan fikre göre hukuk ve kelam tamamen farklı alanlara ait olmakla kalmayıp yöntem ve ilkeleri de içerikleri kadar birbirinden farklıdır dedi.
kelamın hukuk ile ilişkisi ilk defa din ilimleri kavramı ortaya çıkıp bir din ilimleri sistemi geliştirildiğinde kurulmuştur. Bu öncelikle din ilimlerinin akli ilimlerden keskin şekilde ayrıştırılmasını gerektirmiştir, dedi. Kelam ve hukuk arasında etkin bir akli bağ, bir ahlak felsefesi diyor, kurulabilseydi eğer, iyi ve kötünün akli değil de şer'i olduğunu iddia eden sünniler arasında böyle bir sistem ne ortaya çıkmış ne de böyle bir gayrette bulunmuştur, dedi. Kelamla fıkıh arasındaki ilişkilerin ahlakçılar tarafından giderilmesi gerektiğini söyledi. Fakat kitabın bundan sonraki bölümünde bize bahsettiği iki ismin de kendi yaşadığı dönemlerde bu ayrımı gidermeye çalışan isimler olduğunu söyledi. Biz şunu görüyoruz aslında, gelenekselciler okumasını çok yakın bir süreçte yapmamızın bir avantajı olarak da Müslümanların düşünsel tarihinde metafiziksel bütünlüğü sufilerin sağladığını görüyoruz. Kitapta atıf yapılan iki isim de öyle. Ahlakçılar, ki o çılar insanı rahatsız ediyor. Müslümanların düşünce tarihinde vicdanla fıkıh arasındaki ilişkinin ancak sufiler tarafından kurulabildiğini, hatta İsmet Özel de böyle bir aristokrat sınıf oluşturulmaya çalışıldığını fakat maalesef başarılı olamadığını söyledi. Ahlakçıların, sufilerin tarihsel süreçte yüklendikleri bir sorumluluğun yeni modern versiyonu olarak bize anlattığını söyleyebilirim Fazlur Rahman'ın. İslam hukuk metodolojisini yeniden inşaya doğru başlıklı yazıda bize sayfa 103'te İslam açısından dinsel ve seküler arasında bir ayrımın olmadığı fikri göz önünde bulundurulup toplumsal alan terimi seküler alandan daha uygun olarak kullanılmalı diyor. Türkiye'nin tarihinde de bizim şehri seküler olarak algılayan bir Kemalist ideolojik algısını yüksek bir İslam Müslüman entelektüel aklıyla o alanı toplumsal alan olarak kabul edebilseydik, orayı seküler, yani dinsiz, metafiziksel, bağımsız algılamak zorunda ne kimseyi bırakırdık ne de biz öyle bırakırdık. Şehri tanımlayamaması Müslümanın o toplumsal alanın gerektirdiği sistem aklını ve aklı kullanmayı dini alanın dışında gibi görmesi, çünkü insanların bir arada yaşaması, birbirleriyle yüzleşebilmeleri ve bir ortak bir form oluşturabilmeleri için aklın evrenselliğini kullanmak zorunda kalacaklardır. İşte o aklın evrenselliğini kullanmak bazı Müslümanlara seküler bir algı gibi gelecektir. Bu İslam'ın lafızcı düzeyinde seküler gelebilir ama entelektüel düzleminde asla o toplumsal algı, yani değişen ve sürekli yeni yeni sonsuz sorunlar ve sonsuz hareketlerin var olduğu o alanı da tanımlayabilen bir İslam aklı orayı seküler bırakmak zorunda kalmayacaktı. Bize Müslüman toplumda gayrimüslim azınlıklar başlığı yazısında Müslümanların yeryüzündeki aşkın hakikate işaret etmelerinden dolayı Yahudi ve Hristiyanlar gibi Tanrı ve hakikati kendi tekellerine almadıklarını görüyoruz. Bu da İlahi rehberliğin başlangıcından beri evrensel olduğunun bir göstergesidir, dedi Fazlur Rahman. İslam'ın bütün insanlık tarihi boyunca ortaya çıkan tevhidi geleneği onayladığı, onları kapsadığı ve onları ötekileştirmediği bağlamında ele aldığımızda neden Müslüman toplumun gayrimüslim azınlıkları nasıl kendi bünyesinde barındırabileceğiyle ilgili normları da oradan çıkartabiliriz diyebilirim. 119. sayfada İslam medeniyetinden sonra farklı topluluk, ırk ve ulusların çeşitli tefekkür alanlarında bu tür çoğulcu katılımını sadece modern Batı medeniyeti başarmıştır. İslam medeniyetinin o beraber yaşama zeminini Batı medeniyeti de bir ölçüde başarmıştır diyor. Ancak arada çok önemli bir fark vardır. Modern Batı bunu seküler, yani hiçbir dine atıf yapmadan yapmıştır. İşte bunu bütün insani ilişkileri araçsal akıl sınırında tutarak, herkesleştirerek, insanı düşük bir zeminde ele aldığında bütün insanları birleştirebilirsin ve konumlandırabilirsin. Fakat diyor, Müslümanlar ise bunu Müslüman kalarak ve Müslüman olarak başarmışlardır. Bu çok önemli bir ayrıntı bizim için.
123. sayfada Müslüman toplumda gayrimüslim azınlıklarla ilgili bu bağlamda diyor, göz önünde tutulması gereken en önemli ilke, insan ilişkilerinden bahsederken Kur'an'ın tekrar tekrar kullandığı maruf kavramıdır. Yani bu kavram diyor, maruf, sıhhatli insan aklının iyi olarak kabul ettiğidir. O sıhhatli insan aklının kötü olarak reddettiği anlamına gelen münkerin zıttıdır. İşte bu toplumsal düzenlemeyi, beraber yaşama standardını marufa yaptığı güçlü atıflarla sağlamıştır İslam medeniyeti, dedi Fazlur Rahman. Şah Veliyullah başlığı altındaki yazının 134. sayfasında bize en şiddetli iç gerilim şeklinin sırf dinsel tefekkür düzleminde kendini gösterdiğini ve bunların dogmatik kelam ile akılcı eğilimler ve dogmatik kelam ile tasavvuf arasındaki gerilimlerden oluştuğunu söyledi bize. Biz ilim dairesinde sağda meşailiyi ve işrakiliyi kelam ve tasavvufun karşısına yerleştirmiştik. Dikkatli dinleyiciler hatırlayacaktır. İşte biz buradaki kelamın meşai felsefeden beslenemeyip arasındaki ilişkiyi kestiğinde veya tasavvufun işraki felsefe ile arasındaki ilişkiyi kestiğinde ve bu organik durumun donuklaştığında kelamın neye döndüğünü, İslam aklının meşruiyetini kaybettiğini ve kendini organik bir hale getiremediğini görüyoruz. Sözün özü aslında bu. Bunu sürekli bir gerilim olarak Müslümanların tarihsel sürecinde gördük. Bu gerilimi zaman zaman sadece Sufiler giderebildi. Onların ilmi literatürünün gücü, marifet düzeyindeki algı seviyeleri, o entelektüel sezgi alanı bu bütünlüğü kendi içerisinde sağlayıp giderebildi. Kitapta İslam'da kadının konumu başlığında bir makale okuduk. Kitapta geçen bir cümleyi aktarmak istiyorum. Tanrı fikri tabiat için nispeten devreden çıkartılabilir ama insan için asla. O evrenin anlamıdır kesinlikle ama aslen o yok diye addedilince insan insan olamıyor ve insan kalamıyor. Cümleye binaen kadının çağdaş dünyadaki durumunu yorumlamak yaşadığımız dönemde en büyük çatışma alanı gibi duruyor. Artık insanı tabiatın içerisinde değil, bu onun zaten yüzyıllardır alışkın olduğu bir tanımlamaydı. Onu şehirde ortaya çıkan sorunlarda insanı ve insanın inancını ve inancının çıktılarını tanımlayamamakla ilgili bir durum. Bunu Dücane Cündoğlu Tanrı'yı şehre davet etmek demişti. Çünkü bizim çağdaş dünyanın kadın sorunu olarak karşımıza çıkan durumu aslında Müslümanların şehirleşme oranıyla, Müslümanın kendini şehirde tanımlayamamasıyla karşılık buluyor. Alev Alatlı bize kadın sorununun doğum kontrolü merkezli ortaya çıkmış bir sonuç olduğundan bahsetmişti. Şehrin iş bölümünün ortaya çıkarmış olduğu atıl zamandan ve yaşam standardının sizin düşüremeyeceğiniz bir seviyede olmasıyla aslında kadını kamusal alanda tanımlamakla ilgili bir durum. Müslümanlara kadınların bir düşmanlığı olduğundan dolayı değil, kamusal alanı tanımlayamadıklarından dolayı, şehirde kamusal alanda ekonomik sebeplerden dolayı, insan olması hasebiyle veya sosyolojik olarak kamusal alanda bulunan kadını da tanımlayamama sorununu ortaya çıkardı. Çağdaşlaşmanın en önemli belirtisi aslında şehri tanımlamak. Var olan zemini iyi oturtamadığınız zaman bunları pratik çıktılar üzerinden konuşmanın hiçbir anlamı yok. Siz eğer şehri doğru tanımlarsanız asıl insanda, insanlar arası ilişkide biz tanrısal olanı eğer görebilirsek, ki bu içkin bir tanrı algısı gerektirir. Yani insanı teomorfik anlamak gerekir. Böyle bir zeminde anladığımız zaman kamusal alanı da ilkesel düzeyde bedensel ve cinsiyetin çok çok üstünde kavramsal düzeyde sistemik akıl düzeyinde algıladığımızda birçok sorunu kendiliğimizden halletmiş olacağız diye düşünüyorum. Bu kitabı okuyup bana eşlik ettiğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Makaleler 3 kitabıyla devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.